Nijerya'dan, Macaristan'dan gelen masal anlatıcıları Ankara'da buluştu. Düzenlenen festivalde sevgi ve aşk hikayelerini kendi dillerinde anlatıp masalların yeniden canlanmasını sağladılar. So that's what I appreciate about. Genç arkadaşımız masalı çok güzel anlattı. That means the tradition is not lost. Anlatıcılar bölgelerine has kıyafetleri giydi, çalgı çengi eşliğinde kendi dillerinde hikayeler anlattılar. Kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmaya ve onların da bunu yaşatmasını istiyoruz. Tüm gayemiz de bunun üzerine. Yunus Emre Enstitüsü tarafından ülkelerin unutulmuş masalları yeniden canlandırılmak istendi. Bunun için Ankara'da Herkes İçin Masallar Festivali düzenlendi. Nijerya, Çin, Tayvan ve Macaristan'dan katılımcılar milli kültürlerinde yer alan sevgi ve aşk temalı hikayeleri anlattı. Nereden ye? Yılanı da yutmuştu. That's why I accepted. Testinin içinde küçücük bir yılan varmış. I said, yes, I'm going. Türkiye'de programa Nardaniye Hanım masallarıyla katıldı. İzleyenler Türkçe bilmese bile masalı anlamaya çalıştı, keyifli anlar yaşadı. It just started and it's, masal çok güzeldi. Genç bir kız masalı çok güzel bir şekilde anlattı. Young. Verdiği hissiyatı, ruhu anlayabildim ama hikayenin içeriğini anlayamadım. Tabii bu hikayeleri anlatmak göründüğü kadar kolay değildi. Berfin Kepez bunun için aylarca çalıştı. Anlatırken hikayeyi o anda, o mekanda olmaya çalışıyorum. Festival 23 Nisan'a kadar devam edecek. Hikayeler çeşitli okullarda da öğrencilerle buluşacak.